Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Nazım Bey gayet uzun, güzel, edebi ve içinde atasözleri olan bir konuşma yaptı. Evet, ben de bir atasözünü düstur ederek yola çıktım zaten. Az laf, çok iş. Biz bakanlığa geldiğimiz günden beri hiç durmadan, çok konuşmadan, sürekli icraat içerisinde, gezerek, yerinde görerek, hataları, problemleri tespit ederek üzerine gitmeye devam ediyoruz. Nazım Bey'in de söylediği gibi o gün limana gittik. Sadece serbest liman değil, biz genel liman kontrolüne gittik. Çünkü topluma verilmiş bir sözümüz vardı. Bu kirli yükler dolayısıyla. Önce serbest limanı gördük. Nazım Bey'in söylediği maddeler atık madde değil. Biz tahlilini yaptırdık. Bunlar kesme yağı. Yani ağır sanayide kullanılan demir kesme yağları olarak geldi. Tahlil sonucu da bu şekilde çıktı. Manifestosu da mevcuttur, onu da gördük. Biz aynı zamanda oradaki hurdaları da değerlendirdik. Onlar için de Magosa Limanı dışarısında uygun bir yer arayışı içerisindeyiz. Demiri kesme makinelerinde kesme yağı olarak kullanılır. Evet. Evet. Araştırın. Biz tabii sadece o gün bunları değerlendirmedik. Oradaki hurdaları da değerlendirdik. Aynı zamanda kucağımızda bulduğumuz, yıllardır devam eden, sizin döneminizde ne yapıldı ben bilmiyorum ama çimento ve bakliyattan kaynaklanan orada büyük bir toz kirliliği var. Görüntü kirliliği olarak da hurdalar var. Şimdiye kadar bir şey yapılmamış. Biz göreve başladığımız günden beri şeffaf, her şeyi paylaşarak, konuşarak, bütün çevre örgütleriyle hareket ediyoruz. Biz verdiğimiz sürenin sonunda limanı ziyaret ettik ve yerinde gördük. Şimdi gidip görebilirsiniz. Çimento boşaltması sırasında hiçbir toz çıkmıyor. Liman işçileri gayet memnun, halk memnun. Bakliyat konusunda da ekiplerimiz bugün Mersin'de araştırma yapıyorlar. En uygun sistem neyse o getirilecek, yaptırılacak. Biz sonuna kadar arkasındayız. Ama bunları biz oluşturmadık. Biz kucağımızda bulduk. Ama biz çözmeye çalışıyoruz. Biz çözmeye çalışıyoruz. Niye siz çözmeye çalışmadınız diye sormak istedim o zaman. Ha, iyi niyetle yani yardımcı olacağınızı söylüyorsunuz ama çıkıp niye olmadı diye söylüyorsunuz. Çıkın, deyin ki biz bunun için yapamadık. Siyasi bir olay veya biz beceremedik veya biz yapacaktık ama zamanımız yetmedi. Çözüm şeyimiz de budur. Öyle bir şey demiyorsunuz. Biz o gün basına da söyledik orada. Bunların araştırılması yapıldığını, laboratuvarda olduğunu. Ondan sonra da gerekli yerler çevre dairesi açıklamasını yapmıştır diye düşünüyorum. Biz bir şeyle uğraşmıyoruz Nazım Bey. 18 tane taş ocağımız var. Bunların izinlerini ben vermedim. Ve biz bunlarla uğraşıyoruz aynı zamanda. Siz verdiniz demiyorum. Eleştiriler bana geldiği için söylüyorum. Mehmetçik Belediyesi'nde doğrudur bir grev var. Sürüyor. Biz yerinde de gittik, işçilerle de konuştuk, başkanlarla da konuştuk. Benim görevim değil. Ama biz bu işin üstüne de gidiyoruz. Çevre kirliliği konusunda da hassasız. Kirletini görürsek de cezasını veririz ama ben belediye değilim. Benim tüp araçlarım yok. Dolayısıyla yaptırtmaya çalışıyoruz. Yasal düzenlemeler de gerekli olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yerel yönetimlerle ilgili zaten üzerinde çalışılıyor ve yapılacak. Ama bu sizin döneminizden beri gelen bir sorundur. Belediye başkanıyla meclis olayı. Aynı bölgedeyiz, biliyoruz. Aynı zamanda benim konum değil ama İstanbul Teknik Üniversitesi Erenköy'de rektör günü kuracak. Fakat verilen araziyle ilgili, hani geri alalım gerekirse dediniz ya, bir problemleri varmış. Dün akşam ayaküstü bana bahsettiler. Ne olduğunu bilmiyorum. Oturup konuşacağız bugünlerde. Dertlerini bize de anlatacaklar ne olduğunu. O sıkıntı çözüldükten sonra kendileri de söylüyorlar zaten, rektörlüğü Erenköy'de yapacağız, kuracağız. Rektör Bey'in ve yardımcısının bana söylediğini söylüyorum. Ben sıkıntının ne olduğunu öğrendikten sonra size dönerim zaten, tekrardan cevabını veririm. Ha, buna niye cevap veriyorum? Erenköy'de oturduğum için. Erenköy'de olduğum için. Yoksa benim konum değil. Bunu da bilginize getireyim. Dolayısıyla biz çevre konusunda CMC'den tutun, limanlara, Bafra bölgesindeki deniz kirliliğine, filtrelere kadar hepsinin üstündeyiz. Takipçisiyiz. Ya yaptıracağız, ya yaptıracağız.
ya yapacağız toplum olarak hep birlikte ya yapacağız. 2014 yılında da yıllardır halledemediği hükümetlerin eşek sorununu halledeceğiz. Bütün hayvancıyı da kurtaracağız. Trafik kazaları konusunda da orada bir sükunet sağlamış olacağız eşekler konusunda. İki ölü verdik biliyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Ama gene söylüyorum, az laf çok iş. Bizim bir sorumuz budur. Teşekkürler Sayın Bey. Buyurun Sayın Çavuşoğlu.